Şimdiden herkese merhaba. Yanımızda Ekrem Polat hocamız var. 2 senedir bu organizasyon yapılıyor. Atıspor'un da kurucusu hem de. Hocam hem sizi tanımak istiyoruz hem organizasyon hakkında neler söylemek istersiniz? Ben önce organizasyon hakkında koşu müthiş bir organizasyon. Bu kadar çocuğa bu imkanı tanımış olması, NBA'in felsefesi doğrultusunda bu şekilde bir yarışmayı düzenlenmiş olması, bir ligin düzenlenmesi müthiş bir şey. Çok eğleniyorum. Burada gördüğüm herkese çok mutlu. Benim için ve NBA için de muhtemelen önemli olan bu yaş grubu çocukların da keyif alması, basketbolu sevmesi. Biz ilerleyen yaş insanlar için elzem aslında. Evladınız da yarıştı. Evet. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Hem antrenör olarak hem de bir baba olarak. Valla sevdirmeye çalışıyoruz. Her çocuk olduğu gibi kendi çocuğumuza da sevdirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani onlar basketbolu veya sporu sevmeleri bizim için önemli. Biraz seni tanıyalım, sonra babana tekrar atasporu ile alakalı sorularım olacak. Sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Ya aslında böyle tam ilk kazanacağım gibi hissediyorsun. Hani bir heyecanlandım ama sonra o ilk 4'ten sonra bir gitti. Peki sen ne zaman başladın basketbola? Ben yani babam bana ilk oyuncağım olarak basketbol topu verdiğine göre küçüklüğümden beri oynuyorum ama çok düzenli oynamıyorum. İlgisini yavaş yavaş çekiyoruz. Hocam arka kısım demişken aslında hani biz oyuncuları görüyoruz ama siz gerçekten hayatınızı basketbola adıyorsunuz. Sosyal medyada da baktığımızda videolarda da bunu görüyoruz yakinen. Sizin yaşamınız nasıl hocam? Gerçi basketbolu ayıramıyoruz ama nasıl geçiyor Ekrem Hoca'nın bir günü? Ya işte birazdan işim gelecek, ona sorarsınız. Benim 24 saati basketbolda geçiyor. En büyük sıkıntımız da bu. Çok vakit ayıramıyoruz ailemize ve çocuklarımıza. Ama dediğim gibi hani bir şeyde emek var ve ben 20 yıl muhasebecilik yaptım. Muhasebeciliği bırakıp basketbol tarafına geçtim ve sevdiğim iş bu olduğunu anladım. 20 yılın sonunda 19 yılda basketbol muhasebeciliği çok sevmiştim. İnsan, ben herkese söylüyorum, keşke herkese nasip olsa sevdiği işten karşılığını alabilse. Bunu maddi olarak söylemiyorum. Şu andaki manevi tatmin, çocuklarımı sahada görmek inanılmaz bir şey. Herkes yaptığı işten bu tatmini alırsa inanın bana çok mutlu bir hayat yaşayacaklar. Zorlukları var mı? Zor. Bazen 12 saat, 14 saat antrenman yapıyorum. Bugün de fark ettiniz, sabah 9'dan beri ayaktayım ama ben bundan çok keyif alıyorum. Şöyle söyleyeyim, bu mesleği yapan gerçekten çok saygı duyacak insan var. Hepsi de en az benim kadar bu işi seviyor, en az benim kadar emek veriyorlar. Ben hepsine hani kendi adıma, basketbol adına teşekkür ederim. Yani söyleyeceğim bu benim. Ne kadar güzel. Hocam ben muhasebecilikten basketbol antrenörlüğe geçiş sürecinizi merak ediyorum. Biraz daha açabilir misiniz? Nasıl oldu? Yani sevmediğinizi nasıl fark ettiniz ki basketbola geçtiniz? Sanırım basketbolu daha çok sevdiğimi fark ettim. Daha keyifli bir şey, çünkü buradaki ürün insan ve bir çocuk. Ona dokunduğun zaman çok mutlu oluyorsun. Onun ürünü gördüğün zaman bambaşka bir şey. Muhasebe esnasındayken de ben Ümraniye'de kendi şartlarımla, kendi imkanlarımla basketbolu sevdirmeye ve yaymaya çalışıyordum. Sonra baktım ki o beni daha çok mutlu ediyor. Yoksa basketbolu muhasebeden daha çok sevdim diyelim. Sonrasında da böyle oldu. Buralara kadar geldik. Yani bilmiyorum, ben çok keyifliyim burada. Burada olmaktan da çok keyifliyim. Bu ortamlarda da olmaktan çok mutluyum. İyi ki geçmişsiniz hocam. İyi ki sizi tanımışız. İyi ki güzel oyuncular yetiştiriyorsunuz. Evlatlarınıza yani yetiştirmeseniz bile güzel bir ahlak katıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Benim için önemli olan çocukların, yani benim ve etrafımın çocukların hepsinin ahlaklı olarak büyümesi, saygılı olarak büyümesi. Bunun için de çok uğraşıyorum işin açıkçası. Bunları çok üzerime alıyorum. Örnek veriyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Herhangi bir oyunda, bu final maçı da dahil olsa, top benim çocuğumdan çıksa, hakem yanlış karar verse dahi benim çocuğum düzeltir. Bu da benim bu işin içerisinde bulunduğum en çok gurur duyduğum noktalardan birisi. O küçük yaştaki çocuklara bunu aşılayabiliyorsam, bunu öğretebiliyorsam benim için ne mutlu bana. Ne kadar güzel hocam. Ben de sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun.